Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol, Sen nasılsın? Sağ olun. Ben de iyiyim hocam. Bugün ne yapıyoruz? Grafik problemleri yapıyoruz. O zaman sizdeyiz. Hadi bakalım gençler. İlk örneğimizde aşağıdaki dairesel grafikte bir öğrencinin hafta içi çözdüğü soru sayılarını günlere göre dağılımı gösterilmiştir. Bu öğrencinin her gün çözdüğü toplam soru sayısının bir önceki güne göre değişimi ise aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiş. Buna göre pazartesi günü çözdüğü soru sayısının e, Allah Allah orada cümle var. Buna göre pazartesi günü çözdüğü soru sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir diye bize soruyor gençler. Şimdi özellikle bu sütun grafiği biraz ilginç. Çünkü bir değişim olayını vermiş. Ben önce günleri bir yazmak istiyorum. Kısaltarak pazartesi diyelim. Salı. Çarşambamız var. Per diyelim buna da. Buna da Cuma diyelim. Şimdi pazartesi gündeki bir değişme olayını tam olarak bilmiyoruz. Onun için pazartesi günü x tane soru çözdüğünü düşünelim. Paz, e, Salı günü ne yapmış? E, dikkatli bakacak olursak 18 soru arttırmış. Yani x artı 18 olacaktır. Çarşamba ne olmuş? 12 azalmış. E, x artı 18'i 12 azalırsa ne olur? O zaman x artı 6 tane çözmüş olur. Perşembe ne yapmış? Bir 15 daha azalmış. Yani x eksi 9 olacaktır. Cuma bir 6 daha azalmış. O zaman bu da x eksi 15 olur. Yani bir önceki günde değişim yorumu verilmiş burada. Şimdi biz bunları dereceye entegre etmeye çalışacağız. Önce hepsini bir toplayalım. Toplarsak 5 tane x'imiz var. Ee, sayıları toplarsak 18, 6 da burada 24 yapar. Eksi 9, eksi 15, eksi 24 e, sayı kalmadı o zaman. Yalnızca 5x yaptı. Toplam çözdü soru sayısı. Bu 5x toplamı olduğu için 360 dereceye pay etmemiz gerekir. Peki bize kimi soruyor? Pazartesi gününü yani pazartesi gününde x tane soru çözmüştü. E, bunun e, kaç derece olduğu sorulmuş bize. Gençler dikkatli bakarsanız 5 katı olduğunu göreceksiniz. 5 x ile x, x arasında. O zaman 360'ı 5'e böldüğümüz zaman bu iş biter. 360'ı 5'e bölüyoruz. 72 derece kalıyor. Bu durumda da D şıkkı doğru cevap oluyor gençler. İkinci örneğimizde aşağıdaki histogram grafiği bir ana sınıfındaki öğrencinin ağırlıklarını oluşturduğu Veri grubu ile elde edilmiştir deniyor. Bu grafiğe göre histogramın grup genişliği ile açıklığının toplamının en büyük değeri kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle gençler diziliminin genişliğine bakalım. Genişliği bulmak için mesela 13 ile 17 arasındaki e, kaç tane e, eleman var onu bulabiliriz. 17'den 13'ü çıkarıp bir e eklersek böylelikle grup genişliği ortaya çıkacaktır. Yani 5. Burada 13, 14, 15, 16, 17 gibi diğerlerinde de 5 tane terim olacak. Bu grup genişliği. Peki açıklığı nasıl buluyorduk? En büyükten en küçüğü çıkartarak buluyorduk. En büyük tabii ki de 28 ile 32 arasında, en küçük ise 13 ile 17 arasında. Burada en büyük olarak ifade edildiği için ben 32'yi alacağım. Burada da en küçüğü alayım ki grup açıklığının en büyük olmasını bulalım. 13 alalım. 32'den 13'ü çıkartıyorum. 32'den 13 çıkarsa burada gençler 19 yapacaktır. İşte grup genişliğimiz 5, açıklığımız 19 olsun. 19'a da 15'i toplarsak bunları toplamı isteniyor çünkü 24 gelecektir. D şıkkı da doğru cevap olur gençler. Hocam bitti galiba. Evet Murat bitti. Sadece video değil, bütün seri bitti. Evet, bugün artık son günümüzdü. Evet hocam biz TYT'ye gelecek bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. En başından itibaren onların yanındaydık. Umarım sınavda çok iyi sonuçlar alırlar. Kendilerine hoşça kal diyorum. Kolay gelsin gençler.